Evet değerli arkadaşlar. Bugün sizlere format attığınızda ya da bilgisayarlarınızı sıfırladığınızda yaşayabileceğiniz bir Microsoft mağazası problemini çözümünü anlatacağız. Ben bu problemi yaşadım. Şu anda gördüğünüz problem sayfana yüklenemedi. Sorunu bildir. Ya da lütfen daha sonra tekrar deneyin. Buradaki kod kesinlikle hiçbir önem arz etmiyor. Siz internette orada burada anlatılanları yaptıkça buradaki kod değişecektir. İşte 0x00094 80'le başlayan her neyse hiçbir önemi yok. Günün birinde böyle bir problemle karşılaştınız. Özellikle formatlarda bu yaşanıyor. Formatı attınız. Böyle bir problem çıktı karşınıza. Böyle bir sorun çıktı karşınıza. Şuradan baktınız. Windows 10 ile gelen uygulamalar yüklendikten sonra yüklendi uygulamalar ve kurulumu tamamladınız. Buraya geldiniz. Bu problemi gördüğünüzde şurada bir Windows 10 ile gelen 36 tane uygulama göreceksiniz. Bu gelen uygulamalar Windows'un kendi paketinde olan uygulamalar ve bu yazıyı 36 indirmeyi gördüğünüz anda tıklıyorsunuz. Tıkladığınızda karşınıza şöyle bir ekran gelecek. Tabii bunun gelmesi için internetinizin olması gerekiyor. Ve bu ekran geldikten sonra şurada gördüğünüz güncelleştirmeleri al butonuna tıklıyorsunuz. Ve buradaki bütün uygulamaları otomatik olarak güncelliyor. Güncelleştirmeler bittikten sonra kontrol ediyorsunuz listeyi aşağı yukarı doğru. Eğer ekstra bir güncelleştirme gerektiren program var ise, uygulama var ise onları da tekrardan tümünü güncelleştir veya güncelleştirmeleri al diyerek güncelleştirdikten sonra gördüğünüz gibi Microsoft mağazanız sıkıntısız çalışıyor. Evet, buradan tekrar ediyorum. Şöyle bir problemle karşılaştınız. Microsoft Store, Microsoft mağazası. Tekrar deneyin. Sayfa yüklenemedi. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Sayfayı yenile veyahut da farklı kodlarda herhangi bir hata veriyorsa şuradaki 36 uygulamanın yazısının gelmesini bekleyin. Bu seçenek tıklanabilecek bir seçenek. Bu geldikten sonra buna tıklıyorsunuz. Şöyle bir ekrana geliyorsunuz. Bu ekranda güncelleştirmeleri al veya tümünü güncelleştir seçeneklerine tıkladıktan sonra bekliyorsunuz. Güncelleştirmeler indirildikten ve yapıldıktan sonra Microsoft mağazasını sıkıntısız bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Herkese geçmiş olsun.